Merhaba sevgili seyirciler. Tekrar ekranlarınızın başında e, bulunduğunuz için aslında sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin aslında mesajlarınız, telefonlarınız bizim programlarımızı yönlendiriyor. Özellikle bizim şu e, şu anki programımız Mesih'in kimliği ama nasıl? Hristiyanlıkta Mesih'in kimliği. Çünkü biliyoruz ki bir sürü Mesih'le ilgili bilgi vardır. Bazıları doğrudur, bazıları da yanlıştır ama İncil yani Hristiyanlar Mesih'i nasıl görüyorlar? Biz ona bakacağız. 3-4 ee, program önce yaptık ama bu e, sanırım 5. Beş, ya da 6. programımız. E, bugün yine e, programa başlamadan önce e, değerli konuklarımı size tanıtayım. İki konuğum da Mardin'den, ben Diyarbakır'dan, Diyarbakır Kilisesi e, hizmetkarıyım. Ama iki tane e, değerli konuğum Mardin Kıklar Kilisesi Ruhanesi e, Sayın Gabriel Akyüz ve Mardin Protestan Kilisesi Ruhanisi Sayın Ender Peker, şimdi biz e, Yahya peygamberi aslında herkes tanıyor. E, onun Mesih tarafından da o kadar e, gerçekten anlamlı sözüyle e, kadınlardan doğan en yüce peygamber diye adlandırılan şahsiyetin Mesih'i nasıl tanıttığına bakacağız bugün. E, Mesih'in Tanrı kuzusu olduğunu beklenen e, peygamber mi? E, beklenen kurtarıcı mı? Ona bakacağız. Ben sözü Sayın Gabriel Akyüz'e e, veriyorum. Ondan sonra e, Ender Bey konuşacak. Sonra da ben konuşurum. Evet e, Gabriel abi. E, gerçekten e, çok önemlidir Yahya Peygamber'in. E, Tabi e, Süryanice'de Yuhanna diyorsunuz. Yuhanu. E Yuhannu. Evet. E, o şekilde de seslenebilirsiniz. Evet. Zaten evet. açılışında öyle söyledik evet. ama e, tamam. gerçekten gerçekten Yahya Peygamber'in anlattığı Mesih, evet. onun işaret ettiği ve o büyümeli, ben küçülmeliyim diyen o ağzın anlattığı Mesih'i sizden duyalım. Teşekkür ederim. Ee, biz vaftizci Yahya'ya Yuhan'ın diyoruz. Yuhan'ın evet. vaftizci Yuhanun sürenice kökenli bir isim olup iki kelimenin evet. birleşiminden meydana geliyor. Rab merhametlidir anlamına gelen bir sözcük. Ha, Rab merhametlidir. Evet. Hanunu merhamet. Hanunu Hanunun kısaltılı şekli Yah Yuhanun o da Rab anlamına gelen bir sözcüktür. Ee, biz Süreyenler bu ismi çok severiz. Ee, hem Vaftıcı Yuhanna olmasından dolayı hem de Süreyeni bir sözcük olmasından dolayı onu değiştirmiyoruz. Yahya demiyoruz. Evet. İsimleri, isimler olduğu gibi kalmalı diye ben sürekli savunuyorum. Evet. Mesela Gabriel, Cibrail olmaması gerek. Özü Gabriel'dir. Evet. Niçin Cibrail olsun? Ha, ben e, bunları savunuyorum. Vaft, e, Yohanan, Yohanan. Çok önemli bir kişisi de söylediğiniz gibi e, İncil onun hakkında tanıklık etmektedir. Amin. E, dünyaya gelen çocuklar arasında yani dünyaya gelen, kadından doğan çocuklar arasında Mesih hariç hiç kimse ondan daha üstün yoktur diyor. Bu söz bizim için çok önemlidir. Eee vaftizci Yahya azizlerden daha üstün. Evet. Peygamberlerden daha üstün. Bakın peygamberlerden daha üstün, şehitlerden daha üstün. Zaten bütün özellikleri öz, e, özellikleri kendi şahsında toplamıştı taşıdı, taşıdı. Şehit bile oldu. Ha, şehit de, en, dedin mi şehit oldu. Aziz dedin azizlik hayatı yaşadı. Müzevi evet. bir hayat o tarihte yaşamaktaydı. Daha sonraki yıla, yüzyıllarda süren kilisesinin ataları almış oldukları iyi örnek ondan almış ol, olmaları gerekir ki. Onlar da onun gibi müzey bir hayat yaşamışlar, bekar kalmışlar, evlenmediler, onun yolunda e, yürümüşlerdir. E, aziz, bir de peygamber peygamberlerden üstün, daha ne kalmış, bu tür özelliklere e, vasıflara sahip birisi. Evet. E, onun hakkında peygamber Eşağı da daha dünyaya gelmeden belirtmiştir. Eşaya'dan okuyalım onun hakkında evet, neler diyor. Evet. Eşaya 40. bölümünde 3. ayette şöyle diyor. Şöyle haykırıyor bir ses diyor. Haykırıyor, evet. bağırıyor. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. Her vadi yükseltilecek. Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek. Sarp yerler Oya dönüştürülecek. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rabb'dir. Amen. Bu sözler İncil'de de aynı şekilde kendi ağzından duymaktayız. Evet. Mesih Ruhani yönetmeliğine başmadı, başlamadan vaftıcı Yuhanna öyle bir yönetmenlik başladı. Ne yaptı? Su ile e, suyla vaftiz ediyordu ve birçok kişi gelip ondan vaftiz oluyor. Tövbe edip, itiraf edip, günahlarını itiraf edip vaftiz oluyorlar. Halk bunu görünce bu şekilde bu yönetmeli yapınca beklenen Mesih acaba bu muydu evet, diye düşünmeye soruştum. başladılar. Evet. Çünkü Yahudiler e, kutsal kitabı okuduklarında, değerlendirdiklerinde bir kurtarıcının gelişini Yüzde yüz kabul etmekteler. Ve zamanlaması da o zamandır ha. diye evet. kutsal kitapta değerlendiriyorlar. Takta, evet değerlendiriyorlar. Evet. Yalnız Yahudiler iki gruba ayrılmıştı. E, zamanda iki devlet oluşmuştu Yahudilerde. Evet. bir İsrail, biri e, Yahuda devleti. Evet. Birisi bu kurtarıcı, bu kurtarıcı dünyayı bir kurtarıcı olarak gelip bir imparatorluk onlara kuracak. Öyle bir anlayışla olaya bakmak değiller Bu kurtarıcı dedi. Topraklarını verecekler, ha. onlara bir kral evet. olacak. Evet. Ama diğer devlet ise tam tersi e, ruhani bir eee kurtarıcı beklemekteydiler. Evet. İşte bu Yahudiler arasında öyle bir e, ayrışmalık esastı. Kalkı Ferisiler Yahudilerin din adamları, liderleri elçiler göndermişler kendisine e, ee, sen bunları yaparken kimsin? Evet. Yani bu hangi yetkiyle? Hangi yetkiyle yapıyorsun? yapıyorsun? Sen beklenen Mesih misin? Yani Tevrat'ta beklediğimiz Mesih sen misin? Evet. Hayır dedi. İlya mısın? Hayır dedi. Peygamberlerden biri misin? Yok dedi. Ben çölde bağıran bir sesim dedi. Yaşaya atıfta bulunuyor. Eşaya atıfta şimdi okuduğum evet. o cümleleri aynısını Evet. Haykırıyor, diyor. O benden sonra gelecek. beklediğini söylediğiniz zat Mesih, benden sonra gelecek. Ben sizleri görüyorsunuz, suyla vaftiz ediyorum. O sizleri suyla ve ruhla vaftiz edecek. Amin. Amin. Ben o kişinin, ayakkabılarının ipleri bile çözmeye müstahak değilim. Evet. Yani bu sözler, <laughs> vaftizci Yuhanna'nın sözleri olup ve kendini bu şekilde alçak bir şekilde, mütevazi bir şekilde kendini ifade ediyor. Evet. Ve bu sırada Mesih de o sıraya dizilen kişilerin sırasına girip o da mütevazi bir şekilde vaftiz olmak istedi. O vaftiz ediyor, her geleni vaftiz bir bakıyor karşısında Mesih. Şaşırıyor. Asla diyor ben elimi kaldırıp seni vaftiz edemem. Ben senden vaftiz olmam gerekiyor. Mesih'in cevabı hayır dedi. Yolumuzu mu ile tamamlamamız gerekir. Vaftiz edeceksin. Ben bunun için geldim. Ve mecbur kalıyor. Mesih'i kırmıyor. İsrar etmem etmesine rağmen Mesih diyor vaftiz edeceksin. Elini kaldırıp vaftiz edeceksin beni. Ve Yuhan'ın evet. elini kaldırıp Mesih'i vaftiz edince diğer kişilerden daha farklı bir mücize, mücize evet. mücizeler görünüyor ördün Irmağı'nda bu mucizeler neler nelerdi? Göklerin açılması. diyor gökler açıldı. Açılmış herkes bunu görecek bir şekilde açılmış ve e, kutsal ruh dediğimiz geçen programlarda evet. söz ettiğimiz güvercin şeklinde evet. gelip başına kondu. iki Ve üçüncüsü de Göküm. babadan bir ses geldi. Sevgili oğlum budur diyor. Ondan hoşludum. Ondan hoşnutum. Ve e, bu şekilde e, Mesih vaftizci Yuhanna'dan vaftiz olduktan sonra bu sefer vaftizci Yuhanna durumuna oluyor. Vaftizci Yuhanna Mesih'e karşı direnmiyor. Bir murakabeye girmiyor. Evet. Sadece yolunu açmış, çizmiş. Evet. Yeni ahita başlayıp sonra bir kenara çekildi. Bundan dolayı Süryani Kilisataları Yuhanunu Yuhannu yani neye benzetiyorlar? Ee, sabahleyi sabah yıldızına benzetiyorlar. Sabah yıldızı nedir? Görevi nedir? Güneşin hani sabahın gelişini bildiren i̇lan. bir yıldızdır. Evet ilan ediyor. İlan ediyor. Göründüğü zaman eskiden elektrik bunlar yoktu. Hep elektrik şey pardon yıldızların hareketleriyle hareket ediyor. insanlar kalkıp yatıyor, yürüyor. Evet. Onu gördükleri zaman, zaman, sabah geldi yani güneşin yaklaştığını Doğru, yani anlıyorlar. Ve kalkıp buna göre hareket ediyorlar. Ve güneş geldiğinde o yıldız ne oluyor? Kayıp. Kaybolup gidiyor. Böylece vaftızcı Yuhanna Mesih'in yolunu açmış, e, tedariki yapmış ve Mesih hem vaftizden hemen sonra kırk gün kırk gece hiçbir şeymeden oruç tutuyor. Şeytandan deneniyor ve daha sonra kendisine 12 öğrenci seçip ruhani yönetmenliğine başlıyor. Ve bir murakabeye girmiyor. Vaftizci Yuhana bir kenara çekiliyor. Ve evet. sonra bu yönetmenliği Mesih devam ediyor. Evet. Evet. Vaftizci Yuhanna bundan dolayı çok önemli bir aziz, çok önemli bir şehit, bir peygamber, peygamber ee, ne dersek bütün faziletleri kendi şahsında toplayan bir zattır. Onun evet. için biz Süryani Kilisesi olarak e, onun bayramını, şehit edildiği bayram, bir de doğduğu gün, iki bayramı kutluyoruz. Evet Şimdi Süryani Kilisesi hiçbir azizin, şehidin doğum gününü kutlamaz. Evet. Ne zaman kutluyor? Vefat ettikleri, şehit edildikleri, öldükleri günü bir bayram olarak kutlamakta. Sadece bunlardan iki tanesini doğum günlerinde kutluyor. Evet. Bir vaftizci, vaftizci Yuhan'ın bir ikincisi de Meryem Ana. Meryem Ana'nın da doğum gününü kutlamaktayız. 8 Eylül günü dünyaya geldiği gün vaftizci Yuhan'ın da doğduğu günü bir pazar olarak onu kutlamaktayız. Ve şehit edildiği gün evet. 7 Ocak'ta 6 Ocak Mesih'in vaftiz Bayramı olarak kutlarız. 7 Ocak'ta vaftizci Yohanno'nun e, övgüleri, faziletleri dile getirmekteyiz. Şehit edildiği sebep anlatıyoruz. Niçin sebebi neydi? O da o üzerinde bir program daha tahmin ediyorum. Eee şehit edilmesiyle ilgili olacaktır. E, tahmin ediyorum zamanımız. Evet. E, fazla şehit doğrudur. Ben eee Ender Bey'e sözü ne? vereyim. Evet. E, Yahya'nın bildirdiği mesaja göre yani Mesih'in kimliği e, nasıl e, siz nasıl e, söz edeceksiniz? Evet ee, İsa Mesih Yahya ya ile ilgili Yuhana ismi Yuhana e, Türkçe tercüme'de de bu nedenle der ki e, vafitzci e, vaftizci Yahya aslında iki Yuhana'yı birbirinden ayırmak için o vaftizci kelimesi konulmuştur çünkü bir havari e, Yuhana var bir de vaftizci Yuhana var. İkisi karışmasın diye işte vaftizci olana, vaftizci Yuhanna, Yuhanna dediler. Yani Yahya diye biliyoruz toplumda, evet. Yahya peygamber, Yuhanna peygamber. Ee, İsa Mesih dedi onun hakkında e, peygamberlik çağı e, Yahya ile birlikte sona ermiştir. Öyle dedi. Kiliseye e, misafirler geldiğinde e, diyor peki siz ne diyorsunuz yani son peygamber kimdir? Siz diyorsunuz ki son peygamber İsa Mesih mi? Diyoruz yok son peygamber o değil. Kimdir? Diyoruz Yahya peygamberidir. Nasıl ya? Öyle mi diyorsunuz? Evet öyle diyoruz. İsa Mesih öyle dedi çünkü. Dedi ki son peygamber Yahya'dır dedi. Peygamberlik çağı ona birlikte sona ermiştir. Ee, ama onun gelişi İsa Mesih'in yolunu hazırlamaktı. Yahya evet. peygamberin gelişi. Ve Yahya peygamber geldiğinde e, direkt şunu söylemeye başladı. Diyor ki çölde e, Yahya peygamber ortaya çıktı ve şu çağrıda bulunuyordu. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Bunu söylemeye başladı. <laughs> ne için tövbe edin? Çünkü biliyor İsa Mesih gelecek e, ve onun yolunu hazırlıyor. Evet. E, ve insanlar Yahya Peygamber'e gidiyorlardı. E, günahlarını itiraf ediyorlardı ve vaftiz oluyorlardı. Geçen e, birkaç hafta önce e, İsrail'deydik. İşte Kudüs'ü gezdik, etrafında e, diğer şehirlere gittik. Yahya Peygamber'in e, vaftiz ettiği yere gittik. Tam Ürdün'le İsrail arasında Şeria Irmağı, e, o sınır çiziyor. Nehrin o tarafı Ürdün, bu tarafı İsrail. Küçük bir nehir, böyle bir 5-6 metre genişliğinde. Ortasına bir ip çekmişler, sınır. Sınır, evet. iptir. Hem orada kilise var, hem burada kilise var. Evet. Orada da gidip vaftiz olanlar var, buradan gidip vaftiz olanlar var. Herkes orada evet. gidiyor, suya bas, batırılıyor. Ee, orada vaftiz ediyordu. İsa Mesih'i de orada vaftiz e, etti diye e, biliniyor, geleneğe göre. O şekilde kiliseler kurmuşlar orada. 7-8 tane kilise var o çevrede. Yahudiler de gidip vaftiz oluyorlardı. Çünkü o bir Yahudi'ydi. Ve Yahudiler onun çağrısına uyuyorlardı, gidip vaftiz oluyorlardı. Ee, oradayken sorduk oradaki e, kilisenin pastörüne, dedik ki sizce İsa Mesih niye vaftiz oldu? Yani İsa Mesih de gidiyor, e, o da vaftiz oluyor. Çünkü vaftiz genelde nedir? Bir kişi tövbe ediyor günahından e, ve İncil'e de hep baktığımızda hep o şekildedir diyor insanlar gidiyordu. Yahya ya, Peygamberin yanına günahlarından tövbe ediyorlardı ve o şekilde vaftiz oluyorlardı. Yani. E, giden herkes öyle. Hepsi günahına itiraf ediyor, vaftiz oluyor. Günahına itiraf ediyor, vaftiz oluyor. Peki İsa Mesih niye gitti? O günahkar mıydı? Ee, o niye gitti vaftiz olmaya? İlginç bir cevap verdi. Dedi Yahudilerde dedi iki vaftiz var. Ee, bir bireysel vaftiz, bir de ulusal vaftiz var. Ee, eğer e, halk günah işlemişse, Rabbin yüceliğinden yoksun kalmışsa, Rab onları cezalandırıyorsa, demek ki ulusal bir günah var. Yani demek ki çoğu kişi günah işlemiş ki Rab de artık e, onları cezalandırıyor ya da onlardan yüz çevirdi bu nedenle eğer e, yeteri çoğunlukta insan tövbe ederse, Rab'e dönerse o zaman Rab onların günahını bağışlar. Bu nedenle bazı e, çoğunluğu tabii gidenler kendi günahı için, şahsi günahı için tövbe edip vaftiz oluyordu. Ama İsa Mesih ulusun günahı için vaftiz oluyordu. Onun günahı için tövbe ediyordu. Hani bazen e, diyoruz ya o bizim günahımızı üstlendi. Her yönüyle işte diyor buradan başlayarak üstlendi günahımızı. Günahkar değildi ama bizim günahımızı üstlendi. Vaftiz olmasına gerek yoktu ama bütün ulus için. ...vaftiz oldu. Ve e, tabi Yahya... ...Peygamber ilk çıkıp bunu söylediğinde... ...Yahudiler zaten birini bekliyorlar. E, daha doğrusu birilerini bekliyorlar. Çünkü Romalılar onları sıkıştırıyor... ...her taraftan. Onlar da Mesih'i bekliyor. Tevrat'a e bakıyorlar, okuyorlar. Evet Mesih gelmesi lazım. Bizi kurtarması lazım. Bu nedenle ona adamlar gönderdiler. E, ve şöyle okuyoruz... ...Yuhanna'da birinci bölümde... ...19. ayetten. Diyor Yahudi yetkililer Yahya'ya... ...sen kimsin diye sormak üzere... Yeruşalim'den yani Kudüs'ten kahinlerle levilleri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin? İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. İlyas da değilim. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna? Hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona sen Mesih İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsin. Niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. İsa Mesih'ten söz ediyor. Aranızda evet. biri var ama ben onun çarığının bağını bile çözmeye layık değilim. Ve sonra 29. ayette diyor Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor, o benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya'ya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine indiği, durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Amin. Yahya, İsa Mesih için tanıklık ediyordu. Sürekli tövbe edin dedi. Rabb'in yolunu hazırlamaya geldim diyor. Kendisi için de öyle diyor. Ben onun çarıklarının bağını bile çözmeye layık değilim. Alçak gönüllü, acayip alçak gönüllü biri. Hatta İncil'in diğer kısmında ondan bahsederken biraz Yahya'dan. Diyor Yahya'nın deve tüyünden, deve kılından diyor bir üstü vardı. Bir deri kemer vardı. Diyor yiyeceği diyor çekirge ve yaban balıydı. Çölde ne yiyeceksin ki? Çölde yaşıyordu sürekli. Çekirge yiyor, yaban balı yiyor. Öyle bulursa o da. Öyle perişan bir durumda. Çölde. Ve niye? İsa Mesih'i anlatmak için eee peygamber çok çok önceden e, ondan bahsetti. Ve e, sonra e, bundan sonra İsa ile öğrencileri diyor. Yuhana 3. bölümde e, yine bahsediyor. E, diyor İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya Yahya da Salim yakınında aynı onunla vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. insanlar gelip vaftiz olmuşlar oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler, şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, yani İsa Mesih, işte o vaftiz ediyor. Herkes de ona gidiyor. Biraz kıskanıyor öğrencileri tabii, evet. Yahya'nın öğrencileri. Ya sen onu anlattın, onun hakkında biraz tanıklık ettin. Ama bu adam bak o vaftiz ediyor şimdi. Yani sana karşı ayıp etti bak şimdi. Yani sen onu vaftiz ettin ama şimdi senden sanki insanları senden alıyor gibi. Biraz kıskanıyorlar. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildiğim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ben Mesih değilim dedi. Mesih odur dedi zaten. Mesih odur diye tanıklık da etti. Evet. Onun için diyor ben o değilim zaten. E Mesih odur. Ve gelin kiminse güvey de onundur. Ama e, güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. Kendisi de güveyin dostu olarak tanıtıyor, e, sevinir. İşte benim sevincim böyle tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Mesih büyüyecek, ben küçüleceğim. Amin. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise herkesten üstündür. Ne görmüş, ne işitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden... Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever, her şeyi ona teslim etmiştir. Oğla iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerindedir. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur, dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Ve Yahya peygamber e, İsa Mesih yüceltiyor ve o güveydir diyor. O Mesih'tir. O Tanrı'nın oğludur. Ona iman eden sonsuz hayatı vardır. Ebedi hayata kavuşacak. E, Yahya bu nedenle e, diyor o büyümeli, ben küçülmeliyim ve benim sevincim de tamamlandı. Ben onun yanındayım. O damattır. Ben de onun arkadaşıyım. Onun için hazırlık yapan arkadaşıyım. E, ve başka yerde tabi İsa Mesih diyor Yahya'dan daha büyük biri Doğmamıştır diyor evet. insanlar arasında o çok evet. büyük biridir ee, diye ve e, geçten e, lütuf ile e, alçak alçakgönüllülük ile örnektir. E, Aynı öyle Peygamber. Yani şimdi aslında e, o zaman e, İsa Mesih'i sevmek veyahut İsa Mesih'i takdir etmek, İsa Mesih'i saymak, e, onun öz kimliği ile onu kabul etmek anlamındadır. Yani herkes diyor e, ben İsa Mesih'i çok seviyorum, biz e, onu ayrım yapmıyoruz. Ama öz kimliğiyle İsa Mesih'i tanımazsanız o zaman gerçekten o sevgiyi ne kadar severseniz sevin. gerçekten Mesih'i yerine koymamış oluyorsunuz. Yani Yahya kadınlardan doğan en izzetli adam olduğu halde ne diyor? Ben küçülmeliyim. Yani bütün peygamberler, bütün peygamberler Mesih'i işaret ediyor. Yani o zaman bu mesaja aykırı olan sözler aslında bilmeyerek bilmeyerek Mesih'i gerçekten küçümsemek anlamına geliyor. Yani doğru doğal olarak kıskandılar. Yani işte büyümek istiyorlar, işte çoğalmak istiyorlar ama Yahya ise yani Yuhanna ise diyeyim, ya Vaktici Yuhanna ise işaret ediyor ki oraya gidin diyor. Yani düşün kendi ögrencilerinin oraya gitmesini sağlıyor. Neden? Çünkü asıl şahsiyet odur, asıl kurtarıcı odur, asıl, asıl e, özgür eden odur. Yani o yönden e, Mesih'in kendisini gerçek sıfatıyla tanıyacaksak o zaman gerçek ne yaptıysa, söylenen peygamberlerin sözleri ne, ne, diyorsa onu o şekilde kabul etmek lazım. Yani eğer e, Yaşaya'da el üçüncü bölümde o ölecek e, işte bütün insanlık için kefaret olacak, o kırkıcıların önünde duran kuzu gibi olacak diye söylüyorsak ama biz onu izzetlendirmek için veyahut işte biz daha yüceltmek için hayır o ölmedi. Bu aslında resmen bir hakaret gibi oluyor. Yani onun için kesinlikle Mesih'i yüceltmek varsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini niye geldiğini bunu kabul etmek lazım. Şimdi ilginçtir mesela her insan gibi Yahya da normal zaafları olan insandır. Ee, o zaman e, hapse düşüyor ve hapse düştüğünde ya bu kadar mucize yapan bir adam diyor. Neden e, beni o zaman hapisten çıkaramıyor? Aklına böyle bir şey geliyor. Şimdi aklına gelince iki tane öğrenciyi gönderiyor diyor ki Yahya peygamber diyor ki gidin sorun bekledikimiz o mudur yoksa e, başkasını bekleyelim. O zaman İsa Mesih yine 35. bölüm yaşaya atıfta bulunuyor. Diyor ki gidin öller diriliyor, cüzdanlar şifa buluyor, körlerin gözü açılıyor, sakatlar geyik gibi sıçrıyor. Yani Mesih'in yapacağı peygamberlikler atıfta bulunuyor. Yani gerçekten Mesih'i gerçekten sevmek istiyorsak, doğru bir şekilde takdir etmek istiyorsak o zaman Mesih'in niye geldiğini anlamamız lazım. Anlamaya çalışmamız lazım. Bize ayrılan program yine son buldu. Ve ileriki programlarda yine tabii ki değineceğiz bunlara. Ama bizi gerçekten izlediğiniz için sizlere minnettarız. Rab sizi bereketlesin. Çocuklarınızı, işinizi ihya etsin. Gerçek sıfatıyla İsa Mesih'i gerçekten size açsın diye dua ediyoruz. Hoşçakalın.